2002 fındık sezonu değerli üreticilere, zahircilere, fındık işletme tesislerine ve çalışanlara hayırlı olması temennileriyle sözlerime başlamak istiyorum. 1 Ekim'de yapılacak olan Ünye Ticaret Borsası başkanlığı seçimlerinde başkan adayı olduğumu siz ve borsa üyelerimizle paylaşmak isterim. Geçmiş dönemlerde Ünye Ticaret Borsası'nın yönetiminde ve meclisinde görev aldım. Bu yeni dönemde borsamızı en iyi noktaya getirmek için birlikte istişare ederek yeni dönem listemizi oluşturduk. Allah bizleri mahcup etmesin. Zamanı geldiğinde bir önceki başkanlar gibi kendi isteğimizle bu bayrağı gençlere bırakmayı istiyoruz. Bizler üyelerimize ve ünyemize güzel hizmetler yapmak için bu ekibimizde bu göreve talip olduk. Neden aday oldum? Bildiğiniz üzere Ünye Ticaret Borsası kuruluşundan bu yana yapılan seçimlerde göreve gelen başkanlarımız hep iki dönem başkanlık yaparlardı. Hep iki dönem başkanlık yapıyorlardı. Hizmet ettiği dönemlerin bitiminde de kendi rızaları ile başkanlık görevlerinden ayrılmışlardır. Mevcut başkanlarımız 8 yıl görev yapmıştır. Burada mevcut kurumda görev yapan başkan 8 yıllık hizmet süresi dolmasına rağmen bu görevden ayrılmak istemediğini ve bu makamda kalabilmek için Ünye Ticaret Borsası'nın tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde ticaret ile uzaktan yakından alakası olmayan üyeleri borsamıza kaydettirmiştir. Bundan sonraki yıllarda ebedi başkan olabilmek için ilk adımları atmıştır. Ünye Ticaret Borsası tarihinde birçok seçimler yaşandı. Seçime giden başkan adaylarımız hiçbiri böyle bir yolu tenezzül etmedi. Gerçek adayları demokratik bir şekilde yarıştılar. Kazanan da kaybeden de seçimin sonunda birbirlerini tebrik ederek yollarına devam ettiler. Mevcut başkanımızın yaptırmış olduğu bu kayıtları öğrendiğimizde bir hayli bir zaman geçmişti. Ünye Ticaret Borsası bizler de onunla yarışabilmek için istemesek de kendi adımıza önlemlerimizi aldık. Ama bu bizim istemediğimiz bir durum. Aslında seçim Ünye Ticaret Borsası'nın gerçek üyeleriyle yapılmalı. Size sözümüzdür. Bizleri bu makama dahil görürseniz ilk yapacağımız bu yanlışları düzeltmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ünye Ticaret Borsası'nın gerçek üyelerinin olduğu bir tabloya en kısa zamanda dönmenin yolunu bulacağız. Biz borsamıza ebedi başkan istemiyoruz. Borsamıza ve şehrimize hizmet etmek isteyen her arkadaşımız belirli bir dönemde görev almalı. Bu makamlar etiket makamı değildir. Hizmet makamı olmalıdır. Onun için yeniden gelen genç, aydın, düşünceli arkadaşlarımızın önü açılmalıdır. Mevcut başkan hizmet yaptığı dönemde borsamıza modern bir hizmet binası kazandırmıştır. Bundan dolayı bir üye olarak kendisine müteşekkiriz. Ama bundan önce görev yapan başkanlarımız Hasan Basri Durak ilk önce hizmet binasını Osman Atik Bey Mesleki Eğitim Çıraklık Okulu borsamıza kazandırmıştır. Emeği geçen, hizmet veren herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de yeni genç jenerasyon olarak inşallah üyelerimizin destekleriyle buraya geldiğimizde hedeflediğimiz önemli şeyler var. En kısa sürede modern bir zahireciler sitesi kurulması ile ilgili gerek genel yöneticiler, gerekse büyükşehir, gerekse Ankara ile sıkı temaslarımız olacak. Üyelerimize layık olacak modern bir zahireciler sitesi mutlaka üyelerimize kazandıracağız. Borsamız bünyesinde oluşturacak fonlar ile dalında başarılı yüksekokul öğrencilerimize burslar vereceğiz. Bölgemizde hatalı yapılan fındık ticaretinin daha karlı ve kazançlı bir duruma getirebilmesi için üyelerimizle toplantılar yaparak
üretebileceğimiz çözümler ile ticareti yapılan yanlışlardan önlemeye gayret edeceğiz. Şehrimize kurulacak olan üniversite yerleşke alanına borsamızın adını taşıyan bir mühendislik binasını kazandıracağız. Sizlere hesap verilen, sizlerle her konuyu paylaşan, bu toplantının sonuçlarını şeffaf bir şekilde sizlere ulaştıran bir yönetim biçimi oluşturacağız. Borsamızın bütün araç ve gereçlerini makamına uygun bir şekilde kullanacağız. Sahilci ve fabrikacılarımızın işini kolaylaştıracak randıman makinesi alımında konusunda üyelerimiz ile görüşerek borsamızın ve katkı sunacağı bir bütçe ayıracağız. Başka ihtiyaçlarımız, talepleri olması durumunda da bunların karşılanması için çözümler üreteceğiz. Her katıldığımız toplantıda şehrimizi ve sizleri en iyi şekilde temsil etmek için bu gayretleri göstereceğiz. Bütün bunları yapmak, yanlışları düzeltmek, dünya ticaret borsasına yakışan bir yönetim ve temsil düşüncesiyle yola çıktık. Coşkan Ticaret, Halit Coşkan. Dost Fındık adına, oğlumun adına katıldım bu toplantıya. Ama Mert Atik temsil edecek. O bugün misafir olduğu için gelemedi. Dost Fındık adına Mert Atik. Bu güzel sunumlarından dolayı da başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk defa bir başkan adayının böyle donanımlı bir şekilde neler yapacağını ortaya koyarak sizlerin önünde bulunmuş olması çok kayda değer bir olay diye düşünüyorum. Kendisine böyle bir düşünceyle yola çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Daha önce biz de yarıştık ama hiç böyle bu kadar aydın düşüncelerle olmamıştı. İşte gençlerin farklılığı bu. Onun için gençlerin önü açılmalı. Gençlere yol verilmeli. Tek hedefimiz gençleri en kısa zamanda borsamızda, ticaret odamızda, sivil toplum örgütlerinin önünde göstermek istiyoruz. Onun için Kursal Tarım Ürünleri Turgut Kurt. Demir Tarım Ürünleri adına Ali Demir. Baha Fındık Ömer Furkan Stok.